Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, bu dolunay sizin için özel bir önem arz ediyor. Dolunay sizin birinci evinizde gerçekleşiyor. Bu da tamamen kendinizle, bedeninizle, görünüşünüzle ve kimliğinizle ilgili olan konulara odaklanacağınız anlamına geliyor. Ocak 2024'teki yeni ayın etkilerini şöyle bir hatırlayın. Bu yeni ay Plüto ile bir kavuşumdaydı. Bu büyük bir değişim arzusu sizde uyandırmıştı. O dönemde görünüşünüz, sağlığınız, fitness seviyeniz, stiliniz veya hedeflerinizle ilgili çok büyük bir dönüşüm süreci başlamıştı. Şimdi bu dolunayla birlikte bu sürecin aslında tamamlanma noktasına geliyorsunuz. Bu dolunay kişisel kimliğiniz veya kendinizi böyle ifade etme biçiminizle aslında ilgili biraz. Görünüşünüzle veya dünyaya nasıl kendinizi sunduğunuzla ilgili çok önemli değişiklikler yapma isteği duyabilirsiniz. Ayrıca böyle kişisel hedeflerinizi tekrardan gözden geçirme ve belki de yeniden değerlendirme zamanı geldi diyebilirim. Unutmayın, gelecek ay bir dolunay daha olacak ve Plüto bu yılın ilerleyen zamanlarında burcunuza tekrardan geri dönecek. Bu nedenle değişim ve dönüşüm süreçleri henüz tamamlanmış değil sizler için. Belki de son yıllarda ne kadar ilerlediğinizi ve hala yapmanız gereken, daha fazla çaba sarf etmeniz gereken neler olduğunu tekrardan bir değerlendireceksiniz. Şimdi bu dolunay tabii ki Satürn tarafından yönetiliyor ve Satürn şu anda sizin 3. evinizde bulunuyor. Hedefler konusunda birazcık daha böyle zihinsel gücünüz çok ön planda olacak. Kendinize karşı nasıl konuştuğunuz, düşüncelerinizi ve ihtiyaçlarınızı başkalarınıza özellikle nasıl aktardığınız bu dönemde çok önemli. Bu çevrim içi, yazılı formda, öğretme yoluyla veya seyahat ederek de tabii ki olabilir. Seyahat etmeye ve yalnız bir şeyler yapmaya aslında çok yatkın olabilirsiniz bu süreçte. Özellikle 7. evinizde yapılan tüm karşıtlıklarla gökyüzünde ilişkilerle ilgili çok fazla enerji var. Ancak ya kaçmak ya da biraz düşünmek için zamana ihtiyacınız olduğunu bu dönemde çok net hissedebilirsiniz veya başkalarıyla iletişim kurma ihtiyaçlarınızı daha iyi ifade edebilirsiniz. Özellikle ilk dereceler arasında herhangi bir yerleşiminiz varsa, kişisel gezegenlerinizden bahsediyorum, bu dolunayı çok güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. 28-29 derece arasında oğlaklar ise gelecek ay bu etkileri çok iyi şekilde hissedecekler, çok güçlü hissedecekler. Ancak dürüst olmak gerekirse herhangi bir oğlak yerleşimi bu ay bu dolunayın etkilerini genelde hissedecek. Çünkü büyük bir değişim yaklaştığı hissi var ve bu büyük değişim gelecek ay zaten hayatınızda tezahür edecek. Bu dolunayla birlikte hayatınızda büyük bir tamamlanma ve dönüşüm süreci yaşayacaksınız diyebilirim sevgili oğlaklar. Kendinizle ilgili önemli aslında değişiklikler yapma zamanı geldi. Şimdi hedeflerinizi lütfen bir tekrardan gözden geçirin ve geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerlemek için gereken adımları hemen şimdi atmaya başlayın sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.